Evet 19. hafta bu akşam oynanan iki karşılaşmayla açıldı. Kayseri Spor Sivas'ı 4-1 Galatasaray Hatay'ı 4-0 mağlup etti. Devre arasına 3-0 önde girmişti Sarı Kırmızılar Nef Stadyumunda Hatay karşısında. Ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikten sonra zirvedeki yerini bu 4-0'lık galibiyetle pekiştirdi. İlk yarı 3-0 bittikten sonra hocam ikinci yarıda Gomis'in golü ve evet. skoru ilan edildi ama sizin de devre arasında söylediğiniz gibi maç Bitmiş. ilk yarı bitmişti. İkinci yarı formalite oldu. Kale yani. maçına başladı. Şöyle Dünya Kupası bence hakikaten milat oldu futbol için. Dünya futbolu için. Hesabını yapmadım şu anda. Yayını beklerken aklıma geldi de. gün Akşam üzeri 7'de oynandı değil mi maç? 5-1, 4-1. Evet 7'de. 5-7, 19'a. Yani, arkadaşlar gol ortalamaları çok yükseldi. Örneğin bugün Uzatma dakikalarında gelen iki gol. Bu dakikaların uzaması da ve bazı takımların da fiziken çok iyi olmaması da gol sayılarını da arttırdığı gibi gel geliyor bana. Özellikle dünya pozisyondan sonra. Geçen hafta da çok gol olmuştu çünkü. Yine bu haftada ilk açılış maçında da toplamda 9 gol oldu. Geçen hafta hatırlarsam programı bitirmeden önce... Benim bir sorum vardı Şu, size. Küçük bir soru vardı. İstersen şöyle ben tekrar edeyim. Dedim tekrar ki. Tekrar istersen koyalım. Bir... Ha, ko ben oradan ben. bir yere geleceğim hmm, de o yüzden. Yani bu işin kolaylığı. Ama hiç söylemiyorsun bana <laughs> yok ya sürpriz değil. ya. veya hiç koyma koyma. Ne yok, demiş? Yok, hayır, yok, gerek yok. Gerçekten gerek yok. O... Şöyle sormuştum. E, Trabzonspor Fenerbahçe galibiyeti sonrası Karagümrük karşısında beklenmedik bir 4-1'lik mağlubiyet aldı. Galatasaray'da bu Sükseli galibiyetin bu şahşalı galibiyetin ardından puan kaybı yapabilir mi? Takılabilir mi? Ben takılabilir de, evet, mi? takılabilir dedim dört olur dedim. <laughs> evet, ben olurdu, dört, dört olurdu. olduğu için değil onu niye söyledim biliyor musun? Ee, çok büyük sürpriz oldu. Şimdi Galatasaray çok önemli bir deplasmanda tarihi bir galibiyet elde etmiş. Evine geliyor 50 bin kişiyle. Rakip de özellikle <laughs> Volkan Hoca'yla sonra yani beraber kalsam ne olur felsefesiyle oynayan. <laughs> açık oynamaya çalışan bir takım. Ee, Kadıköy'de de 4-1 mi? 4-0 mağlup oldu. Bugün de 4-0 evet. mağlup oldu. Şöyle bir örnek verebilirim. Maç 0-0 sarı kart yok. 90 artı 4 Hatay'da da yok, Galatasaray'da da yok. Şimdi bu kadar, bu sadece Galatasaray'ın morali ve iyi oyunundan dolayı kaynaklı. Veya iyi gelişimden. Şimdi Galatasaray'ın şu kadrosu ee, sezon başına itibaren kendileri tam formda olmadığı için <laughs> genelde yemeyeyim atarım gibi oynuyordu. Hep bir istatistik var. Hep bir da, bir sonra karşılığındaki, karşılığındaki takım biraz düşerse Fenerbahçe gibi tıpkı Hatay gibi ve açık oynuyorlarsa tıpkı Fenerbahçe savunması gibi tıpkı Hatay gibi sonuca da gidebiliyor. Tabii o hani tek farklı galibetlerden sonra Fenerbahçe 3-0'lık, Başakşehir 7-0'lık galibetin getirdiği şey şu. Bu 4-0'lık skorlar, o psikolojik faktörlerde gitti ne oldu? Güven. Bu sadece büyük kulüp olman veyahut da ortalama kulüp olmandan kaynaklanmaz. Güven oyuncu ve teknik direktör ve kulüp için çok daha önemlidir. Şimdi <laughs> hakem için de son derece basit bir maç. Ama bu demek değildir ki bir hatasından söyleyeyim. Üç tane net neden vermediğini anlamadığım. Yani şimdi bazen hakemler çok iyi maç yönettim kart göstermedim derler ya. Şimdi Icardi önünde çekiyor. Berkan çekiyor. neti net görmemiş olabilirsin ama vermemesi. Ama gördüm avantajı oynatı diyor. Ve lütfen herkes de saygısı kabul etmesin bu maçın. Küçük geçtim. Şimdi bugün üç gün uykusuzluğa dayansa iki takım Galatasaray bugün yenerdi ha 4-0 yenerdi ama 1-0 yenerdi ama 5-0 yenerdi, yenerdi. Oyuna giren oyunculara baktığımız zaman sezon başı ilk 11'de oynattığı Yunus Gomis, Don, Berkan, e, Berkan, 0 -0. Berkan. Aynı şekilde e, Rüştü'sa özellikle forma girdikten sonra ve bir taraftan da <laughs> Mertens'in cezasını öyle bir yerde 4 sarı kartı bitiriyor ki Matrade kazanma şansı oluyor. Oynayabildiği kadar oynuyor ve iki tane de gol ve moralli de. Yani kafalardaki soru işaretlerini de atmış oluyor. Favori gibi oynadı, favori, favori gibi Açık. kazandı. Tabii hep söylüyorum futbol rakiple oynar. Senin işini, sen kendi işini yapacaksın, ciddi olacaksın, profesyonel olacaksın, coşkulu olacaksın. Ama futbolda en önemli şey güvendir. Şimdi zaten hoca klasik 4-2-3-1 oynuyor ama zaman zaman burada merkezde Torreira, Oliveira, Mata gibi kalıyorlar. Yok, burada yok. Çünkü Oliveira'yı Koraylar sen gitme ama fazla. Tüm. Hatta çok özgürlük olsun. vermiş ha. vur diyor yani. Evet. Görürüm. Ama Mata ve Mertensi de Icardi'ye yardımcı oyuncu olarak oynatıyor. Savunmayı da öne çıkarıyor. Ve bu yıl yaptığı geçtiğimiz yıllara göre Markado Nelson'da öyle bir oyuncu olmadığı için Abdülkerim'i sol içten sokup uzun savunma arkasına bugün ilk bir gol, de gol de attı. Olduğu, Sivas'ta olduğu gibi Sivas'ta da öyle bir top atmıştı bugün de ilk golde. İcardia Toş, Hataylı vurdu indirdi ama önemli olan sol iç koridoruna kadar evet. gelmesiydi. Evet, topu oraya kesmesi. Evet. Muslera çok iş düştü mü <laughs> düşenleri de işini yaptı. Ayağıyla ile çıkardı, yandan çıkardı. Sonuçta önemli olan şu kolay bir maçta 4-0 kanı dahi konsantrasyonunu üst düzeyde tutması da önemliydi. Ee, İkinci gibi, hadis... başında hocam yine karşı karşıya. Evet. Yani Elkabi'nin yani yağdan tabir öyle. Tabii Nerson'un bir, zaman... bir el önce sola vermesi lazım, lazımdı, evet, verme. sonra... Çalım attı tamam eyvallah. Biraz ayağından açtı fakat tabii karşısında Muslera gibi zamanlamalarını hep iyi yapan bir kaleci olduğu için de çıkarak Çık dedi, penaltı yapmadan değil mi? Onu diyorsun değil mi? O evet pozisyonu. evet evet aynen o e, özellikle nasıl okuyorduk bunu? Dubio. Ne? Dubu -a. Dubu -a. o kadar e, güzel, akşam, çok güzel şimdi e, yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Özellikle ilk yarıda. Mükemmel bir asiste e, yaptı. Şimdi futbol öyle bir oyundur ki bazı Sakatlık şanssızlıkları denilir ya, bu tür şeyler e, size avantaj olarak dönebilir. Ozan Kabak, Boye, acaba bir kulüp alsa da kurtulsak. İki tane be birden gitti. Omar ve e, aynı şekilde... Fana Olt'u gönderecekler. Sabek'ten bahsediyorum. Sabek kim vardı? İşte bir bu transfer Ha, tabii, tabii tabii o da sakatlandı. Doğru, Omar doğru. Mı vardı bir de? Eee... Amerikalı vardı bir tane onu da gönderdiler. İşte onu diyorum. Sabe, Hiç evet. düşünülen bir oyuncu değilken bu problemler olmasa belki böyle başlayacaklardı. Sakatlıklar da... Hocam bu, kampa götürmedi sağlık. sezon başında Seşik Boya'yı. Yani koyayı. onun için e, gelişimi açık bir oyuncuydu. Ama ne yaptı? Aa iyi çıktı bu dedi. Devam etmeye başladı. Ve e, Barış da formayı alınca o da... Ve hatta bir oyuncu ile ilgili ben ne dedim? Kerem. Geçen sene farklı oynamıyordu ki. Gol attı Kerem. Bugün de gol attı. Hop Kerem. Çok iyi. Yok Kerem gol maçlarda da böyle oynuyordu. Bunu iyi veya kötü diye nitelendiriyorlardı veya yorumluyorlardı. İşte Kerem geçen hafta çok iyi oynadı, bu hafta çok iyi oynadı. Demek gol atmadığı maçlardaki etkinliğine saygısızlık demek. Veya hatta bugün oynadığı, oynayamadığı veya kötü oynadığı maçı iyi oynadı göstermek de doğru değil. Tabii Icardi'nin şu anda ölüsü oynuyor. Ona rağmen oyunun sonuna kadar maç temposu artsın diye biraz da morallensin diye oyunda tuttu. Hatta oyunun son bölümünde artık işi iki lavarajı cebime koydum. Genel lavarajda geçeyim diye. Çift santrifora döndü. 4 iki 4e döndü. Ve Galatasaray bugün de güle oynaya maçı kazandı. O dört iki 4, -4. Ve, <laughs> e, sürekli şey konuşulur. Devre arasını kaçıranlar için de söyleyeyim. Evet, o çok, çok kullanılan e, iki şey. Birisi psikolojik etkenler değil mi? Psikolojik baskı. Geçen haftada dair olmak üzere ya 17 hafta evet psikolojik faktörler X takımın lehine Y Hayır. O başladı yine. Neden başladı? Fenerbahçe maçını kazanınca puan farkı 5'e çıktı. Herkesi göre 4, bana göre 5. Çünkü Fenerbahçe ikili avarajda 4 gol atması lazım. Çünkü genel avarajda da bugün yakalandı ve geçti deplasmanda. Başakşehir yakın takipçilerinden yani 3. olan takımında 8-0 yenmesi lazım ikiye geçmesi için. Okan Hoca da o yüzden iki lava hani her türlü hesabı yaparak ya atabildiğim kadar atayım diyor. 38 golü ulaştı. Fenerbahçe'ye göre artı bir avraja geçti. Şu anda en iyi avraja. Niye ben geçen hafta takılmaz diyorum. Herkes gibi favorisi. Ben de Galatasaray'ı gösteriyorum. Sebebi büyük kulüpler rüzgar arkasını aldığı zaman oyuncuların Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına fiziksel ve mental olarak hazırlanmasıyla bu onun arasında fark vardır daha e, Fenerbahçe'ye daha farklı hazırlanmışlar. Bu o kadar hazırlanmamışlar ama nasıl olsa biz yeneriz. Bunun zaman zaman problemini yaşayabilir kulüpler. Fakat futbol öyle bir oyundur ki asla ve asla. benim için de bu geçerli. Hepimiz için de geçerli. Futbolda dün yok. Şimdi kaçıncı hafta oynandı? Galatasaray 18. Yani Galatasaray şu anda maç fazlasıyla e, Fenerbahçe'nin 7 7 e, Başakşehir 8 Demirspor'un 12. Şimdi ilk takipçilerinden gidelim. Fenerbahçe 3-0 yendiği için Fenerbahçe 5, şu an itibariyle 8 puan kapatması lazım. 7 değil, 8'i. Başakşehir'inde şu andaki puan farkı 8 olduğu için de 9 puan. Şimdi gelelim ligin puan durumuna. Bu değil mi? Hı hı. Galatasaray 42. Evet. artı 23, +23 oldu. Fenerbahçe 35. Topu topu Sevgili izleyiciler, bundan 6 maç önce dönelim. Biz yayın yapıyoruz. Ligde 12. haftayı bitirdik. 13, 14, 15, 16, 17 5 hafta. Artı 1 bu hafta. Geldik bu ıı, 12. haftaya bakalım. 26 puan Fenerbahçe. 26, 21 puan. 21. Mı? 21 puan Galatasaray. Bak 26 21 kaç puan var? 5. 5. Avaraj kaç fark var? 19. 19 fark var. Yok pardon. Trabzon önemli e, 17. Hayır doğru söylüyorsun. Yok Trabzon 3 hocam Galatasaray 5. 22, 5, e, 17. Tamam. 17. 17 gol fark var. O da kapanmış. Bu arada önüme de bir liste gelmiş. Allah kalan maçlara bak. Başakşehir deplasman 5'te içeride Fenerbahçe deplasman. Galatasaray. Ben de Fenerbahçe olarak diyorum. Ah oh, bize geliyorlar. Galatasaray oynuyor. Sen de Beşiktaş'a olarak diyorsun. Oh diyoruz. Ben oradan puan alırsam Galatasaray iyice dipte kalacak diyorsun. Topu topu 5. Bak Dünya Kupası arası olmasa bir ay içinde olmuş bunun hepsi de. Ve futbola bakar mısın abi? Şu anda şunu bir bandımıza koyalım. Galatasaray 21-26. Başakşehir 23. Maç sayıları aynı bu arada. Artı 11. Galatasaray'ın 2 puan önünde. Değil mi şey? Başakşehir, evet. Ee, Fenerbahçe'de Adana Demir de 2 puan evet. önünde Beşiktaş'ta e bugüne gelelim hemen hemen işte 5 baş geçti bu da 6. bak maç fazlasıyla 42'ye Fenerbahçe 7 5 de, 5 de oradan koy 12 Al Başakşehir 34. Değil mi? Bugüne koy. O günle birlikte. Tabii. Şimdi i̇ki öndeydi. E, 8'i buldu mu? Oldu 8'de mu? 8 yaparak ama bir diğer tarafta da hem rakibini yeniyorsun Başakşehir'i, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi bu arada. Evet. Ee, onun için bu arada 2 1 3 0 7 0. Şimdi haliyle. yakalanabilir. Mesela ilk Fenerbahçe 100. yılda Beşiktaş şampiyon oldu. Bir diğer yıl işte 9-10 puan öndeydi Beşiktaş ama Fenerbahçe şampiyon oldu. Bakın hemen tarih tarih söyleriz sana. Beşiktaş'ın 100. yılından bir yıl sonra. Tabii. Yani 2004 yılında. Evet. Değil mi? Evet. Orada. Var mı başka bir? Samsun puan maçı mu? var değil mi? Ş Samsun. Cem Pepe'nin maçı. Ama dün gibi hatırlıyoruz. O, hatırlıyoruz. o nadir hatırlıyoruz. <laughs> İlkinin ilk yarısı bitti. Ve şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Antep'e gidiyor. Çok maç var ya. Ama en önemli maç bu. Bak. Kırma kırılma maçı tam bu Fenerbahçe. Kazanırsa daldığı yolda ama puan kaybederse puan farkı e, Fenerbahçeli 6 olmayacak 7 olacak. Ben öyle görüyorum. 4-0 kazanırsa veya 3-0 kazanırsa. Mesela Galatasaray Beşiktaş'a şampiyonluğu Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene kaç gol farkı vardı? 2. Tebrik ediyorum. Herkes bir biliyor. Bir diye bir attı birisi öyle gitti abi. Beşiktaş Galatasaray'ın iki, iki aynıydı ama bir gol farklı şampiyon olmadı. İki gol farklı oldu. Hı hı. Şimdi yoldan, yoldan geçen birini sor. Herhangi var bir, bir derler. Öyle bir algı oluştu. Değil. İkiler var da şimdi avantajı geçti mi? Hadi o gün hesap yapabilirsiniz. Aytaş müthiş oynadı. 3-1 bir bitti. Bir hafta önce bir tane eksik yeseydik veya iki tane bir tane fazlatıp bir tane yeseydik diyebilir. Bende vardır o po. Efendim? Bende vardır o puan. Söyleyeyim 80 e, 40, artı 44 Galatasaray artı 45 şeydi. Beşiktaş'tı. Fakat 9 gol fazla atmıştı Beşiktaş. Yani Galatasaray o gün Tabii. Iki gol, yani i̇ki. Bir, bir tane de değil iki tane atması lazımdı. 45-45 yapması için evet. bir gol diyorlar ya. 84 yol. puan. Avera, Beşiktaş artı 45. Bir gol, bir gol, gol. diyorlar. Adı. Bir gol Galatasaray attırsana bir tane. 81 olur. Beşiktaş 89 Yine gol Yine şampiyon Beşiktaş. Yani bu bir, bir gol öyle efsane aslında. İki gol olması, olması lazım. Ama şimdi bu yıl Fenerbahçe ve Başakşehir baz alacaksak ikiliye kalma ihtimali çok çok Düşük. Başakşehir hiç yok. Fenerbahçe'nin de mucize. Evet. Deplasmanda yenilir. Evet. Sen hadi Beşiktaş 2-1. Trabzon 0-0. Evet. Demirspor maçları da berabere falan Ama puan evet. farkını Demir da spor açıyor. Demirspor da 0-0 0-0. Evet. Olmuş kalmış Demirspor. Evet. Bugün de e, söylediğim gibi e, şu 5 haftalık yani Galatasaray'ın 6 Hocam kupa maçlarını da koyarsan 10 maçlık seri aslında. Ya şimdi o kupa maçları önemli değil. Şimdi ligde çok hayır, hayır. kazanma eee tekrar o tekrarı a, o 5 hafta içerisinde bak 5 maçın 3'ü Başakşehir, Beşiktaş, fener Bak 5 maçın ve 5 puan geridesin. Bu yani maçı berabere bitse şaşırmaz. At, tabii tabii. 3 puanla çıksa yani. Ve Okan Hoca da oradan 9 puan Hoca ve... da böyle hani cambaz gibi gitmeye çalışıyor evet. o arada düşebilir. Tabii. Dediğin gibi Beşiktaş 1-1, bir bir, Başakşehir 1-1, bir bir, e 0, yenildi atıyorum. 0, 0, 0. Yani onun için futbolda yani Galatasaray'ın başarısı rakibinlerin de başarısızlığına evet. getirince ama bu da Fenerbahçe'de şeye kaybetmiyor Beşiktaş'ta. Anadolu takımına tabii kaybediyorlar ama gitmişler onları da yemişler. Hocam son mağlubiyet Ekim'in ortasında Kayseri'ye. Ekim. Ben o tarih, o Ekim'i falan sevmiyorum öyle şeyleri. Çünkü Hayır, arada 40'lü Dünya Kupası arabası var. Mesela bazen şey yazıyor, e, Tamam onun 8 maç üstte kazandı demek en doğrusu. Neden biliyor musun? Şöyle oluyor mesela 17 yıldır bir kez yenildi. Zaten ilk sezon oynamış bir takım ligde. Bir kere yenilmişler. <laughs> yok yok hayır burada şimdi önümde şimdi ekimden Alanya var. Iki Ama iki, şimdi 40 gün ara var ya o yüzden evet. bu Ekim diye nitelendirmek çok doğru olarak Ama yapılmış. şey o konuda siz sezon başından beri söylüyorsunuz. Dünya futbolu ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Değişik. Mesela evet. hayır belki aynı değil ama mesela Vegorsun gidişi, Dünya Kupası olsa Vegors Beşiktaş Dünya Kupası VGors. oynanmamış olsa idi Vegors Beşiktaş'ta devam ediyordu. Evet değil öyle o, öyleydi yani. yani. o bile ama geçen hafta acaba falan dedik hani ya. bye 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 bay. ama bugün dünya, Türkiye'de yerli yabancı yerli oyuncuların e, ne sorulara cevap vereceğini bilemezdim ama bir tane Faresis hepsi Simeone United'ta gitmek isterdi. Hepsi E, 30 yaşına gelmiş, bir daha böyle... Ya 25 olsan ne olur, 35 olsan Hayır, ne olur? Bir Manchester, daha hiç şansı olmaz. Manchester yani. United, Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. Mertensi, Neyzeylin Mertensi üç, istesinler. Üç kulübünden biri. Vallahi beni bırak Erdem Bey, ben gidiyorum Bursun Bey der. Weghorst <laughs> <laughs> der, Ener Valencia'da der. Yok ya ben kulübüm öncelikli falan, falan bunların hepsi şehir efsanesi olur. <laughs> Manchester United istediği zaman, Oyuncunun kafası karışır zaten. Ne olur beni bırakın der. Onu yarın, yarına saklıyorum kadar... ama e, dediğim gibi yani Dünya Kupası'nın bir efekti bu. Net bir şey. Tabii canım o gün oyuna sokmasa bir sıfır önde girseler son dakikalara Vegors Türkiye Ligi'nde devam edecekti. Ki o uluslararası bir oyuncu. Hollanda'da işte Tabii oynuyor. Falan, oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tabii Mençüsü'de de performansını açıkçası merak ediyorum. E, şimdi hocam o e, orada Anthony e, Rashford Marsial üçü de hareketli, e, topu önünde isteyen. Aynı ve gol O hayır hiç alakası yok. E, onu diyorum yoksun. yani. O yüzden Aynı farklı için, bir yani, tipte bir e, santrofor aldı. Acaba Hollanda'nın kullandığı mı kullanacak? Öyle kullanacak, kullanacak. Yani zaten ilk röportajında e, Ten Hag şey diyor yani her maç 11 çık, çık çıkmasını beklemeyin diyor. Biz onu diyor gerektiğinde kullanacağız. Yani Şu o hamle var. oyuncusu Şu olarak var. Alıyor. Arsenal bu dengeyi biraz sarstı. Evet. City Liverpool Premier Ligi darmadağın etti. Paris Saint Germain'in Fransa'yı, Bayern Bundesliga'yı parçaladığı gibi. Aynı şeyler Real Madrid Barcelona'da zorlayan Atletico Madrid dışında da diğerleri belli bir grup. E, Premier Lig'de de Arsenal. Ben önümüzdeki yıl onların olma ihtimalini bu yıldan daha fazla görüyorum. Puan Tecrübelince. Rağmen. Yani. Ama Premier Lig'de adı çok önemli bir lig olmasına rağmen hem ekonomik olarak hem kalite olarak da iki takım çok sırıtıyordu. Bu Arsenal'de üçlediler bunu. Diğerleri işte Manchester United da biraz artık gerilerde kaldı. Evet. Oyun olarak gerilerde kaldı. Ee, lig'de de yani böyle bir 18. hafta bitti. Şimdi Fenerbahçe yarın seyahate gidiyor. Yarın Trabzonspor maçı var. Beşiktaş Konya'da. Beşiktaş Konya'da. Şimdi Konya'daki Beşiktaşlı oyuncu bakıyor. 42. Kendisine bakıyor. Benim maçım eksik diyor. Hatta 29. benim iki tane eksik diyor. 32-35 yapmak zorundayım diyor. 12 puan gerideyim diyor. Baskı altında mısın değil misin? %100 yüz baskı altında. Evet. Kazanmak Aynı şekilde mu? Fenerbahçe için yani de geçerli. Ve Aynı Konya deplasmanı de kolay bir deplasman. Kazanmak zorunda gidilecek son deplasmanlardan biri. Tabii. Yani öyle bir takım çünkü Konya. Aynen. Ee, şimdi psikolojik şartlar ama bu takımla mesela Beşiktaş 2'de 2 yapar. Fenerbahçe Gaziantep'te kazanır. Kayseri'nin ilk altısı. Kayseri'de, ile oynuyor. Ümrani, Ümraniye, pardon pardon. Beşiktaş-Kayseri'ye gidiyordun. O, o zaman tabii e, tekrar bir toparlama şansı olacaktır. Yoksa e, ondan sonra önce Fener oynadığı zaman da, bu kez puan farkı azalırsa... Baskı gider. Galatasaray tarafında olurmuş aslında. Bir de şöyle bir geyik vardır. Ya işte önde gitmek aslında iyi bir şey değildir. Hani Arkadan böyle gelmek falan... niye Önde olayım ben niye geride olayım ki? Ben birinci olayım. Öyle derler biliyorsun değil mi? İkinci ikinci gitmek böyle avantajlıdır falan derler. O. Hı. Öyle, bir öyle e, derler ya. Şehir efsanesi. Evet. Bence şu anda Galatasaray her hafta ilk oynayan olmak isteyebilir. Her hafta? Her hafta cuma cumartesi yani rakiplerimden önce oynayayım ister. Normal. Değil mi? E, normal onu ister. İşte bugün oraya gittiler. Bitirdi rahat kapısı. Bugün ne Salı günü kupa maçları vardı. Evet mi? alan yayınları. Kupa maçı olmasa salıya kadar izin verirdi hocam. Muhtemelen. Ee, evine gidecek, dinlenecekler, skorları bekleyecekler. Çoğu da izlemez onu da söyleyeyim sana maçları. <laughs> Film seyrediyorum. Mustafa'nın röportajını izledim de ben pek programı seyretmiyorum maçları falan. Al e, yalnız Alanya'da e, Trabzonspor'u 5-0 yenerek büyük sükse yaptı yani. O maçı Konuşamadık o maçı sizle hocam ama yani e, enteresan bir Yani ben her sporun. zaman söylüyorum pandemi'den sonraki futbol artık başka bir boyuta geldi. Şöyle söyleyeyim. Dünya futbolunda son yıllarda gördüğün en büyük sürpriz sor, soruyorum. Barcelona, Bayern, Münih maçı mıydı? Kaç kaç bitti? Sekiz ben. ben onu demiyorum. Dünya futbolunda son yıllarda gördüğüm en büyük sürpriz İtalya'nın kendi evinde Makedonya'ya mağlup olmasıdır. İtalya'nın kendi gidememesi evinde gidememesi. gidememesi Dünya Kupası'na. Maviler çıkamadı. Çıkamadığı gibi biz ne düşünüyorduk? Ya Portekiz biz yanlışlıkla yenersek Konya'da acaba İtalya, İtalya falan diyorduk rüya gibi. Benim, için son yıllarda gördüğüm en büyük sürprizdir. Bu arada da mesela çok önemli futbolda da bireysel sporlarda işte güreş, boks, atletizmde falan zaman zaman bizim başarımız oluyor ya çok hı hı. nadirde olsa. Evet. bizim dünya üçüncülüğümüz de vardır takım sporlarında ama en büyük Naim Süleymanoğlu. Evet Bulgaristan'dan gelmediler ama ben Türk sporun en önemli başarılarından ilk üçü yazacağım. Belki biri yazacağım. Alperen'in NBA'deki NBA tarihinin en genç oyuncusu. Böyle bir şey olabilir mi? E, takımının... E, takımının mı NBA tarihinin? Yok takımının triple-double yapan en genç oyuncusu oldu. Emin misin NBA tarihinin mi? E, NBA tarihine bakmam lazım. Sen o işin uzmanısın. Yok ben, ben şeyin oğlu öyle. Yani ben altyazıda onu gördüm. Alt doğruysa doğruysa eğer... Pivot oyuncusu değil. Pivot. Pivot, pivot olarak. Evet, doğru. olarak. Tamam doğru. E, Şimdi niye takımında Allah'ını seveyim. <laughs> <yapayım. Düşün, gülüyor> bir hem de pivot. Pivot olarak pivot olarak dünyanın en önemli ligi bütün futbol dahil olmak üzere NBA'de ya en genç pivotu. Ya bu bence inanılmaz bir olay ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Devlet nişanı verilmeli ya. NBA'de ee, aslında çok doğru söylüyorsun. Real Dünya bu... Şampiyonu Girmemli Şöyle... Şampiyonundan daha önemli NBA'nin Tarihinin. E zaten adını yazacak NBA tarihine de. Abi, Ama NBA tarihinde daha önce diyeyim. çok büyük olaylar var. Mehmet Okur'un All-Star olup şampiyonluk Abi, yüzüğü, Mehmet Okur, kaldırması. Mehmet Hidayet bizim iyi da. Ben Türk sporunda Alperi'nin başarısını görmedim. Ben de diyorum ki Hidayet Türkoğlu'nun Orlando Magic'le Lakers'ı elemek üzereyken ki finallerin en değerli oyuncusu olacaktı. Bir topla kaybettiler. De. Bu asisti yaptı. D da, de, Hayır oldu bu oldu finale taşıdı NBA'nin en iyi Alperen olmuş takımını yani. NBA finallerine taşısın Abi NBA Hidayet Türkoğlu seviyesine 50 70 Dünya, küsür yumdular maç yayın hakları ne kadar orada çok bah <laughs> İnanılmaz. NBA'nin NBA en genç triple double yapan e, pivot pivotu ya evet. bu müthiş bir şey ya çok büyük olay hocam Niyazlık da ya, o... yani o hayır şöyle şimdi bak, ha onu kırabilirler mi kırabilirler kırabilirler bir de şimdi ama şöyle ben şimdi bak bana soruyorsun ama. söyleyeyim Söyle. bu normal sezon maçlarında her şey olabilir hani. ya ben Michael Jordan'dan falan kıyaslamıyorum yanlış hayır, hayır her şey olabilir ama Hidayet Türkoğlu'nun ve Mehmet Okur'un yaptıkları Hidayet Türkoğlu'nun şampiyonluğu da oldu o ayrı konu olmadı ha, mı hayır olmadı olmadı mı Emre? Hayır, Mehmet Okur'un oldu. Ha Mehmet Okur pardon. Mehmet Okur'un oldu ve All-Star oldu Mehmet Okur. Ben, Onlar NBA'de, daha NBA'de büyük başarılar Yani Alperen'e de sorsan çıtayı oraya koyar. Ben Onu Türk demek istiyorum. Türk sporunun en önemli üç başarısı varsa hatta bir diyeyim ben Alperen'in o müthiş bir olay ya NBA'de ya. Bence Türk ben basketbolunda anlamadım. ona girer. Fransız. İlk ona olay olarak. Olay olarak Türk basketbolunda ilk, ilk ona, ona, girer. ona girer. Bence öyle. Ya sen bizim basketbol herhalde sen bu abi bak söylüyorum NBA finalinde takımının bir numaralı adamıydı Hidayet Türkoğlu. Bir numara yani. Karar veren, topu kullanan, şampiyon olsalardı MVP olacaktı. yani Bu oldu oldu. Kourtney'li abi bu normal yani, neyse, sezonda ya, bir Hidayetle maç. De de kaç maç var biliyor musun normal Hidayet, sezonda? Hidayet kardeşimizdir. Hüsten kaç maç oynuyor biliyor musun? Bir sezonda, normal sezonda. 82 maç oynuyor. Yani nereye yani, Bir yaşasın. maçta bu olabilir ve Houston'ın Anlamadın galiba. Playoff'a bile girme şansı yok. Sezonun değil diyorum sana ya. NBA tarihinin diyor. Hayır bak bu maçlar rahat oynanıyor. Onu anlatmaya. Ya istiyorum. tamam daha önce rahat oynamıyor oynanmıyor değil. muydu NBA'de maçlar? Bu, bu, özel bir oyuncu ben kabul hayır, ediyorum hayır, ama hani istiyorum. sen en tezirleye koyuyorsun. 80 seks, küsür maç diyorsun ya 100 maç. Evet. Ben de diyorum ki sanki geçtiğimiz yıllarda varmış gibi böyle bir olay. Amerikalı abi, George ya. Jordan ben şu kadar pivot diyor. Bu çok güzel bir... Abi, çok kaç kuruldu tarih? Sen bilmen lazım. NBA tarihi. İşte geçen 75. Hava yılında... Havada uçuyor ya Amerika takımı, ha? 75. yılını geride bıraktı. 75 yılda, 76 yılda en genç pivot oyuncu olmuş tarihinin. Böyle en genç triple pivot double olmuş. yapan pivot olmuş. E, büyük olay ya. Büyük olay kabul ediyorum tamam, ama sen ilk, ilk... birinci değil yani. Bence Türk birinci. Türk basketbol için. Okay, Türk basketbol demiyorum ben. İleri gidiyorum spor diyorum ben. Türk sporu, spor Evet. Ben o zaman ilk onu almam. He? İlk onu almam. Almaz. Basketbolda alırım. Tamam. Benim düşüncem orada. Sen bir de baskette ilk ona alıyorsun. Tabii tabii. Sağ ol. Yok <laughs> Yo, ya. <Tamam>. Alper'e ne <laughs> soralım? Neyse biz Yarın arayalım. Yani. Peki de öyle. Niye soralım canım? Tamam. Hayır yani o, o söylesin orada belki. O tatmin ederse. E tabii de, işte şey onu var, cedi, 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 de, de öyle. İyi şanslar. Ya yani önünde şey. çok çok güzel bir başlangıç yaptı ama yani e, demek istediğim o o çok şaşırtıcı değil onun triple-double yapması kendi özellikleriyle. Yani Türkiye'den giderken de çok özel bir oyuncu. Ama olağanüstü bir şey değil bence. Değil yani. Bence değil. bence NBA'de değil. en iyi pivot, en genç pivot olması... Triple-double yapan en genç pivot önemli olması. Önemli değil yani o kadar. Önemli, olağanüstü değil. E, peki. <laughs> Peki zaman, dönelim. Göndeririz orayı rahat ol birer tane. Yok işte Biz olur. dönelim Zaten maça. 3 tane 4 tane sayıyoruz. 5 dakikada işte. Galatasaray maçından <laughs> Peki gidin. dönelim. Evet. Peki Galatasaray'daki bireysel performanslar için mesela biraz önce Dubois'a bir parantez açtınız. bugün. <laughs> hı. Hı. Dinliyorum Hayır Icardi'yi soracağım hocam. Yani şimdi bakıyorum skorlara Icardi forma girdikten sonra farklı galibiyetler başlamış. Evet. Icardi tabii Sezonun ile başladı. Gomis var. Zaman zaman Barış kullanıyor. Ee, şimdi Icardi'den beklentiler tabii çok daha fazladır. Ama yaşadığı hayatı, özel hayatıyla ilgili problemleri sallan olabilir. Yaşadı. Sallantı yaşadı. Ama özellikle Fenerbahçe maçları, özellikle Fenerbahçe formasıyla Galatasaray maçlarında iz bırakmanız önemlidir. Bir oyuncu onda gidiyor. Aşırı. Asist ve gol. Beşiktaş maçı aynı İki şekilde, tane. Başakşehir maçında hat-trick yaptı değil mi? Evet, yani, evet, evet. Ve muazzam bir asist yaptı. Evet. Yani, unutulmaz. Ee, bugün gol atmasa da asistlere kre-en, yani, diye burada konuşmak da Icardiye diye şey olur evet. ama biraz önce söylediğim gibi ölürse oynuyor hala Galatasaray'da. Peki Gomis hocam, o da girdi golünü attı ve çok, o her ilk da, eski e, zamanlarını hatırlattı. Her kloptan yani. dedim ben, e, kardeşler vardı. Bir tanesi oyuna sona girer atardı. Semih Şentürk son şu an oyuncularından bizden yani bu kuşaktan önce. Sosyal var. Misle, yani şimdi şöyle akıllı oyuncu. Neden akıllı? Bakın yetenek olarak söylemiyorum. Yetenekli oyuncu da. Ya diyor ki benim yaşım gelmiş 37-38'e. İstanbul'da yaşıyorum. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorum. Sus at atabildiğin kadar. Bir girdiğimde yüzdesi çok yüksek. Galatasaray'da e, şimdi böyle bir kulübede olduğunuz zaman ne yapacağım der misin yani? verevki maç 0-0 gidiyor Antalya'daki gibi. Oyuna sokup kazanabilirsiniz. 3-0 iken de aman ha sen kazanmaya devam edeceğim. Ama Icardi'yi de kazanmak için iki forvete döneceğim. Çıkarmayacağım. Çıkarmayacağım. Ama seni de sokacağım. Bak sen de golü atıyorsun. Sonuçta şöyle arkaya baktığın zaman güvenilir bir oyuncun olması veya 11'e sürdüğün zaman en azından ilk 45 dakika için burada da tabi Komisyon başarısı burada önemli. Dediğim gibi hani ya diyor ben futbol hayatımın sonlarına gelmişim. İyi bir kulüpte oynuyorum. Para da kazanıyorum. İşimi yapayım. İki tane attı geçen hafta. Bir hafta sonra yedek oturdu. Evet, ve bir serzenişi de yok. Hayır. Üzülmüyor mu? İçinde. Üzülüyor. Hatta Icardi'ye de vermedi formayı. Barış'a verdi. Tabii. Onun için Orada Barış ama diyor ki ya ben manyakım diyor ya ben işimi burada diyor aman bitireyim paramı kazanayım şampiyonluk vereyim vesaire vesaire neyse işte. Peki hocam Icardi Gomez e, hafta arası boyunca transfer dönemi de başladığı için adı çok konuşulan isimlerden biri de Seferoviç. Mesela bugün ona sıra gelmedi. E, Barış, Galatasaray tam, onları sanki gönderecek gibi Rashid'sa, yerine biri olabilir mi? Şöyle Raşit Barış... Kerem Yunus da, Yunus da, kenar da yavaş olmuş, yavaş kenar tekrar girdi oynadığı için e, zaman zaman da Barış da Santoro oynayabildiği için Seferovic ile ayrılabilirler diye düşünüyorum. Yerine birini düşünürler mi sizce? Belki, Çünkü belki yerli bakabilirler ama zannetmiyorum. Hayır. Yerli e, enteresan bir şekilde bu Hacı Wright ki sizin zaman zaman bahsettiğiniz bir oyuncu yani hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın. Ben yazılanları ciddi şekilde. Ya şimdi şöyle gerçeğe bakmak lazım. Uğur aldı Galatasaray. Uğur ne çiftçi ya. Hem yerli olduğu için aldı. E, çünkü hem e, Emre yeni dönmüş, taşlım sakatlık falan. E, Girdi, yedekti değil. bugün. Evet, Döndü. aynı şekilde. Kazım, Can. o yüzden de Uğur geç gelmiştir büyük takıma. Bence geçtiğimiz yıllarda bu yılki performansından daha iyiydi. Bu yıl formda almadı fakat işte yine de 5 asist yapmış. Yok, ama. Yarına bir gün orta sahada önde yabancılar oynatırım, hiç olmazsa. Sorbet'te oynasın diye düşünmüştür. Çünkü kart cezası var vesaire vesaire var. Ama Santrfor'la ilgili ben transfer Seferovic'i ben olsam yollamam. Problemli bir oyuncu değilse. Hı, onu bilemiyoruz. bir şey onun. Bunun için o şey Antalya'daki Hacı Rayt'la Ray ilgili de önemli özellikleri var. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe'de 1-0 iken etkili olan oyuncu olur. Yani dar alanda ne yapar? soru işareti var bende açıkçası. Ama öyle 6-7 milyon eurolar falan konuşuluyor. Şu anda ne Fener'in ne Galatasaray'ın o bütçeyi vermeleri doğru bulmuyorum ayrıca da. Yani şimdi Galatasaray'ı konuşuyoruz ama Fenerbahçe'de işin gelip, içinde. Gelip, büyük takıma gelip. 5 yani tane forvet var Fenerbahçe'de. Büyük Bahçede. takıma gelip Tabii sadece Tabii, koşucu ay, öyle kontratak, daha çok kontratak oyuncusuna benziyor. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika'da da seyrettim. Amerika milli takımında. Şey, şeyde de seyrettim. Antalya'da da. Genelde Geniş alanlara. Açık alan. Özellikle de kısa mesafede değil, 3-5 metre değil, mesafe uzadıkça da. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Benim seyretim en iyi Hacı Trabzon'u i̇şte 5-2 mi yendiler? O, o maçtaydı. Ben maçtaydı. ama hiç, ne Fener'i ne Galatasaray'ı transfer edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sadece e, düşünce tabii. Uğur çiftçi transferinde bir de şöyle bir parantez. E, gerçi bahsettiniz ama sanki Dubuva bundan sonra da solda devam edecekmiş gibi. Şöyle muhtemelen ben Galatasaray'ın yerine olsam bir stoper alırım böyle. Eğer kontenjanında problem yoksa belki de stoperde sadece emin değil Uğur'u da kullanabilirim diye düşünüyor olabilir. Hmm. Tam stoper oynamasa da sol bek olsa da o özellikleri yok değil. Ama bir stoper, Bugünkü ekonomik... Ben Sivas'ın ne düşünce vermesi de enteresan. Bu Sivas şu anda yani SOS veriyor. Esos. 18 maç 15 puan düşme hattında. Eksi 9 averaj. Sadece e, Ümraniye ve İstanbulspor'un önünde. Evet daha da önünde maç. Yani onların maç... da bir maçı eksik. Tabii mesela önündeki... E, yani Ümraniye geçebilir fakat, bir galiba. Antalya'nın Sivas'tan iki maçı eksik. Kasımpaşa'nın bir maçı eksik. Giresun'un bir evet. maçı eksik. Ankara Ümraniye eksik Tabii, Ümraniye bir maçı Ümraniye bir puan alsa üstüne yani, çıkıyor Sivas'ın. bir de kadro dar. Sakatlı da çok var. Bu o çiftçiden de bazı yani iş kolay değil. Çok hakikaten kriz. E, Dü, devam eder mi peki? Ya yani da Etmeli. vazgeçiyor Galatasaray belli. Evet Uğur aldı. Fanal gidecektir. Yani üstüne para verecekler büyük ihtimalle. Çünkü oyuncular böyle yakaladığı zaman kulüpleri hiç affetmiyor. Garanti para yok. Tabii. Yani tabii oluyor. sefer o üçte giderse o zaman Galatasaray'ın stopere yabancı e... yerli bir santrafor. Yani bir numara Seferov stoper giderse... değil mi hocam? Yani, evet. yani Galatasaray'ın en çok iki Şimdi cümle... Nelson'la Abdülkerim ikincisi lazım. iyi oynuyorlar. Tabii, mesela Abdülkerim dört sene kartı. Nelson bu sezon geçtiğimiz dezaldı. yıllara göre daha iyi oynuyor. Abdülkerim de adapte oldu açıkçası. E, Sol belki de uğurla kapatmak istiyorlar ama ben yine de bugün oynayan Dibu'a da evet. Uğur'da hı hı. Emre de Galatasaray'ın benim gözümde, bana ne geçerli bu. Benim için Galatasaray'ın sol beki daha farklıdır her zaman. Evet, daha öyle. önde oyuncular beklerim. Bu, Ama şimdi Avrupa'da olmadığı için ligi yakalamışken bu rotasyonda Raşit Say'ı daha fazla kullanmak isteyebilir. Tabii artı Türk Orta sahayı 3. birden Berkan'ı kullanmayıp 3 yabancı ile oynamak isteyebilir. Hesap kitap yedim. Ama stoper yani Emin var bir de Metehan mı vardı? Yani iki tane genç oyuncu var. Sonuçta biz birkaç yıl önce sizle beraberken söylemiştiniz yani yola en az 4 stoperle, 5 stoperle çıkılır kadroda. Sizden bir doğru ama hatırlıyor musunuz? Konuşuyorsunuz. Bence yani. stoper hepsinden. Şimdi mesela bugün yani. görse kartı yani bir sonraki maç çok Santrifor'dan çok sandra stoper tabii. Sarı var. kart evet. ceza yani ligde şey de var stoper yani. alınabilir yani bazı oyuncularla Mesela bu Maçın e, temposu ve kolay gitmesinden dolayı bu kadar top. He, 21 orta. Yoksa bu düşündürücüdür. 21 orta normal bir maçta vermezsin bu kadar. Galatasaray 30 orta yapmış ceza sahasına. 12'si buluşmuş. 60 dakika top oyunda kalmış. E, maçın sonuna ne kadar koydu hocam? İlk yarıya, yarıya, yarıya 5-4. Evet, e, nasıl evet. buldunuz? Vallahi 3 tane Hele bir tanesi yani göstermediği kart yani aferin diyecekler zannediyorsun yani. Sen karışma hakimsin sen. Gözünün önünde bir de şöyle biraz sonra göreceğiz. Oynattın da maçın başında Abdülkerim'in oyuncuyu topusta alanında pistat. Ha onun, evet. hem ayağa basma var onu görmemiş olabilir hakim. Ama sonra çekiyor gözünün önünde vermiyor sarı kart. Sen mecbur sen kuralını yapacaksın. İcardi, biraz maçın havasını bazı hakemle bak ben kartsız bitirdim çok temiz geçti maç psikolojisine giriyorlar. Ben de e, mesela 4 dakika bugünkü oyun kurallarıyla doğru değil. En az 6-7 dakika olması lazım. İkinci yönü. Ama yani. 4 dakika uzattı. Çok ciddi mı yaptı. Bakın penaltı verdi vermedi ayrı konu. Ya şimdi avantaj yöneticisi gözünün önünde kartlık bir şey yapıyor. Bu hangi takımın oyuncu zorluğu? Vermiyorsan sen maçı kartsız bitirmeye kafayı koymuşsun. veya da etkileniyorsun öyle diyelim. Ama mesela ben okudum Ömer Faruk'u. Enteresan bir şey yazmış. E, bu maçın yardımcı hakemi ilk kez o Süper Lig'de. Bir de ben yapay zekayı şunu yüklerim. Murat Altan mı? Şey o gün Kamacı mı? O gün Kamacı'yı Kamacı çok duydum. Diğeridir de herhalde. Bir de Fenerbahçe maçına tarihinde bugün de Türkiye'de yani Süper Lig'de ilk maçıymış yardımcına. Antep Fenerbahçe bak ben yapay zekayı ne yüklerim? Fenerbahçe maçların yardımcılarına en tecrübelilerden seçlerim yapay zekayı. Galiba yardımcıları yapay zeka seçmiyor. Onu diyorum yani ha. ben de yani özellikle de evet Serkan Olguncan var bir tane Antep maçında. Ama diğeri hayatında ilk defa bir de Fener maçına çıkıyor. Bir de çok kritik maç. Yani ver, için. dolaştır çocukları Kayseri Konya falan böyle. Ondan sonra riskli var. Maçlar. Büyük maçlara, evet. stresli maçları var. Evet. E, kaç dakikamız kaldı özete? Okey tamam. 3-4 dakikamız varmış. NBA'ye dönelim o zaman. Değil mi? <laughs> çok şaka söylüyorum. devam evet. Peki e, yarın tabii iki maç çok önemli. Konya-Beşiktaş-Trabzonspor-Başakşehir. E, Trabzon. Biraz önce bahsetmiştik. Küçük bir hoca e, krizi de oldu Trabzonspor'da. Beşlik maçın ardından ya, ama. Bu hayır alamet değil. Hmm. Yani... Yendin Başakşehir'e gittin 3-0 mağlup oldun. Olmaz. İstanbul'a geliyorsa görüşmeye güven tazelemek için tabii ki taraftarların işte bu klasikleşti artık çok Türkiye'de. İşte bir grup gidiyor. Ama kötü de gitse Abdullah Avcı başarılı olmuş. Şampiyonluk yaşamış. Her sene de şampiyon 38-39 yıl sonra. Şimdi bu sadece Abdullah Avcı'nın kararı değildir. Bu kadar yani beni çok şaşırtan ya kadronun bu kadar değişmesi. Şampiyon bir kadro bu kadar değişmemesi gerekiyordu diye. Büyük bir sirkülasyon. Transferleri de doğru değil. Alternatif mesela e, son 3-4 yıla baktığımız zaman Trabzon'un iyi santraforları vardı. Tabii en son Cornelius, Cornelius'tan sonra da işte o etkinliği Kasımpaşa'dan aldıkları e, şey santrafor. Ya Kasımpaşa. ya Kasımpaşa'nın yerli oyuncu. Bir takıma da geldi şimdi. Ha o o, o Umut Umut Kozo yani o işi yapmadı. Okey ben ee, Maxi Gomez'e gittim. Şimdi atanın tutanı iyiydi. Cornelius ve geçen sene şampiyon oldu. Uğurcan müthiş iki sezon geçirdi. Bu sene tutamıyor, atamıyorlar. Atamayınca da 5-0 oluyor. Yani çok inişli çıkışlı ama yani şampiyon o, takımın bu hale gelmesi enteresan. O enerjisi düşmüş hem kadro şeyi ama bu uçağın gel falan bunlar pek e, Abdullah Avcı'nın kredisinin bittiğini gösteriyor. Onu söyleyeyim sana yani bu diş tutmaz artık. Dilerim yani, yanılırım. Yani büyük bir seri yakalaması lazım ya yani. istikrar Yarın kaybederse gibi. gider diyorum sana. Gitme ihtimali yüksek diyorum. Yarın Trabzon'da maç, Trabzon maçı. Yani. yenerse zor iş ya. Kolay olmaz. Evet. O, Belki Abdullah yani. Hoca da böyle bir insan ya yani olmuyor artık diye bir bazı antrenörler böyle bir iletişime. Zaten gelirdi. o basın toplantısında öyle yani. bir işaret yani vardı yani İnşallah öyle bir şey de. olmaz yani. Abdullah Hoca ya birkaç hatta uzatmadılar mı kontratını? Ben bir de şey anladım. Uzattılar. Anlamadım. Ben bu uzat. neden uzatırlar ben onu anlamıyorum. Türkiye'de Taner vardı Taşı. Çok da başarılı bir hocadır. Genelde bir birincilik antrenörüdür. Keçiören gücünde bundan bir buçuk önce gördüm. Üç buçuk yıllık uzatmışlar. Ya bir, de buçuk koyuyorlar. Gitti işte. Bir, birkaç hafta sonra gitti. Bu sözleşme uzatmaları hiç anlamış değil. Sergen Yalçın'ın o yüzden haklı. Tek sene tek sene diyor. Sonuçta belli değil. Sergen işte devam etti de ne oldu? O da yarım. Yani diyelim ki Abdullah Hoca yarın 3-0 mağlup oldu Başakşehir. Son deplasmanda mal ne olacak o 3 sene? Evet o sözleşmenin bir manası kalmadı. Hani şu değil artık yani futbol ya yani bak başkan o kadar güven veriyor ki oyuncular da anlasın. Bu da artık çok şey kaldı, demode kaldı. E evet, galiba ıı, özet zamanı. Okey. Reklamlar arkasından Galatasaray Hatay maçının önemli dakikaları özet görüntüleri ekrana gelecek. Evet 4-0'lık Galatasaray'ın galibiyetinden sonra bakalım teknik direktörler maç sonunda neler söylemiş. Önce Okan Buruk'la başlayacağız. Özellikle geçen haftaki galibiyetten sonra moral olarak yükseğiz. Oyuncuların iştahı erken gol getirdi. İlk yarıda çok sayıda pozisyona girdik. Belki rekor bile kırmışızdır. Defansif olarak bazı hatalar yaptık. Geçiş hücumlarından fazla pozisyon verdik. 8 maçlık seri yakaladık. Bu ciddiyetle devam edeceğiz. Bu lig zor bir lig ve kaliteli takımlar var. Ligin sonuna kadar bu iştahla devam etmek zorundayız. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Uğur Çiftçi de bunlardan biri ama en büyük transferimiz kendi içimizde az oynayan isimlere daha fazla süre vermek olacak." demiş. Evet. Var mı hocam yorum? Yok hiç. Okan Buruk söyleyecek. Şey Tabii bu arada oyuncular üstünden gidiyoruz ama Okan Buru geçen hafta konuşmuştuk. Hakikaten çok önemli. Şöyle ilk yarı bittiği için bir ilk yarının tartışması tekniktir. Değil mi? Evet. Yani aldığı hele sizin koyduğunuz o 5 5 puan geriden 5 haftada maçlarda 12 diferans yapıyor en yakın takipçisine. Volkan Demirel neler söylemiş? Hafta boyu söyledik. Bu atmosferde geriden oyun kurmayalım diye. Bu çok önemli hakikaten. Ama bizim takımda maalesef böyle bir sevda var. Geçmişten gelen bir alışkanlık. Evet. İkinci yarı biraz daha doğru oynadık denebilir. Ama son vuruşlarda eksik kaldık. Transferlerle bu seneyi atlatmaya çalışacağız. Atlatabilirsek. Ben bir şey okudum. Belki geçerli değil demek ki. Transfer yasağı var diye. O zaman iş çok zor. Ama öyle bir şey olsa böyle atlatabilirsek şey. diyor ama. Bu kolay Bir açık kolaydı. bırakmış evet. orayı. Peki o Hocam... bu alışkanlığı Hatay'ın bir alt ligden İlhan Hoca ile başladı. Hoş çok kadro değişimi oldu ama geçtiğimiz yılda arkadan başlıyorlardı. Tıpkı Alanya bir tek bundan taviz vermiyor. Evet, 4-0'lık galibiyet Galatasaray'ın ilk yarıyı zirvede bitirmesi. Hocamızla birlikte Hatay maçının analizini yaptık. %100 futbola noktayı koyuyoruz. Az sonra son kararda Fırat Aydınus'la birlikte karşınızda olacağız.